Herkese tekrardan merhabalar. Bekir benli kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeniden bir kulaklıkla sizleri karşılıyorum. JBL'in bu sefer bir kulaklığıyla sizlerle beraberim. Çok yeni çıkan bir kulaklık değil. Takribi 2 yıl falan oldu. Ama ben bir incelemek istedim. Elime geçti ürün bir şekilde. Sizlere de tanıtmayı istedim. JBL'in Live Free kulaklığı bizlerle beraber. Kulakla şimdi bir detaylarına inelim. Sonra kutusunu açalım. Detaylarına inelim. Konuşuruz sonra. Zaten gördüğümüz üzere kutunun içinde pek bir şey yok. Kablomuz var bir adet. Onun dışında kulak ucu var. Çeşitli 3 tane sanırım ucu var. Small, medium, large adında. Küçük, kompak, güzel bir kutusu var aslında. Şöyle bakınca. Rengini sevdim bayağı. Hoş duruyor. Kutuda bir ötme var. Anlamadım bir türlü. Sürekli ötüyor. Kulağıma geliyor sürekli. Hemen detaylarına inelim bu arkadaşımızın. Bluetooth 5.1 teknolojisi var. Bunun olduğu hoş olmuş. Daha az kopma, daha iyi bağlantı bizlere sunuyor. Bunda Active Noise Cancellation var. Yani dışarıdaki sesi azaltıyor. Kulağın içine almıyor. Aslında çok güzel bir özellik. Yalnız bununla alakalı ilerleyen dakikalarda detaylı olarak konuşacağız. Birkaç yeni özelliği daha var. Talk True adındaki bir özelliği var. Onları da denemiş olacağız tabii. Bazı durumlarda iyi, bazı durumlarda kötü çalışıyor. Buna ilaven zaten kutuda da yazdığı gibi aşağıda belirtiyor. Alexa ve Google Asistan'la çalışıyor. Şu an henüz şeyle çalışmıyor. Apple Siri ile çalışmıyor. Ama diğerleriyle bazen kopmalar olsa da bazen cevapları düzgün alamasak da bir şekilde çalışıyor. O hoş, güzel olmuş. Artık zaten Google Asistan, Alexa, efendime söyleyeyim diğer Siri falan hep hayatımızın bir yerlerinde. Ben özellikle çok kullanıyorum. İşte saati söyle, dışarıdaki hava sıcaklığı falan nasıl, onları söylettirme falan açıkçası kolayıma geliyor, hoş oluyor. Bu arkadaş aslında bir spor kulaklığı değil ama all around, yani böyle her türlü ortamda kullanılabilecek bir kulaklık. IPX7 sertifikasına sahip. Demek oluyor ki böyle terlemeye falan karşı dayanıklı. Yani sporda kullanabilirsiniz aslında. Yalnız sporda kullanırken bir sıkıntısı var bunun. Uzun süreli kullanımlarda eğer ki çok titreşimli, aktif bir şekilde spor yapıyorsanız kulağınızdan bu bir şekilde çıkabilir. Çünkü kulağı tek tutan şey aslında kulağın ucundaki şey. Bu uçtaki silikon sadece tutuyor. Ve bunu taktığımızda aslında... Böyle taktığımızda hafiften biraz dışarıda bir çıkıntı oluyor. Bunda da eğer ki kışlı böyle soğuk ortamlarda falan takacaksanız kulaklık... Sus arkadaş. Sus lan. Soğuk ortamlarda bereyle falan kullanacaksanız hafiften dışarıda kaldığından ötürü birazcık baskı yapabilir. O da sizi rahatsız edebilir. Bunu unutmayın. Pil konusuna gelmek istiyorum. Pili gayet yeterli bir şekilde. Kutusuyla beraber belirtilen 21 saat. Ama biz denediğimizde noise cancellation'la beraber 5 saatlik bir şarj sunuyor aslında. Eğer noise cancellation kullanmak istemiyorsanız 6 saat sürüyor. Kutuda da ekstra 2 kullanım daha sunuyor bize. Yani çarpı 3 yapıyoruz. Noise cancellation'la beraber 15 saat. Noise cancellation'sız 18 saatlik bir kullanım sunuyor ki bu gayet yeter. Hızlı şarj var. Hızlı şarjda 10 dakikalık bir şarjla 70 dakikalık bir kullanıma sahip oluyorsunuz. Bu da gayet hoş. Ayrıyeten çok güzel bir özelliği var. Bu arkadaşımız kablosuz şarj oluyor.
Bu çok güzel bir özellik. Buna da bununla beraber gelmiş olması gayet hoş. Sevdik bunu. Bende bu Apple'ınki var ama bunda da şarj oluyor. Haberiniz olsun. Onu söylemek istedim. Kendi kablosu USB A'dan USB C'ye. Keşke şey olsaydı. İkisi de USB C olsaydı. Artık her yerde USB C kullanılıyor. Örnek veriyorum. Arabada şarj etmek isteseniz yeni model arabalarda hep USB C girişleri oluyor. Eğer ki yani bu belki sıkıntı çıkarabilir. Kutusu falan çok ağır değil. Kulaklıkların bir tanesi 14 gram. Kutu 40 gram. Yani toplam 28-68 gramlık bir ağırlığı var. Gayet hafif, güzel bir seviyede. Çok güzel bir özelliği var. Bunu çok sevdim. Bunun kutunun üzerinde pilinin seviyesini gösteren LED'ler var. Bu gerçekten çok güzel. İstenilen, arzulanan bir özellik. Keşke her Apple'da da bu olsaydı. Yok maalesef. Şöyle üstündeki boşluklu yerler var. Burası LED aslında. Buradan seviyeyi söylüyor bize. Bu gayet hoş, güzel. Sevdik bunu. İyi düşünülmüş bir özellik. Peki kulaklığı denedik. Sesi falan nasıl diye sorarsanız. Sesi gayet yeterli. Her ortamda güzel bir şekilde bize ses imkanı sunuyor. Sesler falan sıcak, hoş bir şekilde geliyor. Baslar konusunda biraz daha başarılı olabilirdi. Ama genel anlamda iyi. Yalnız şuna gelmek istiyorum. Active Noise Cancellation pek iyi durmuyor. Yani iyi bir şekilde sesleri kesmiyor. Özellikle İstanbul'un bu çok sesli ortamında bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyor. Eğer ki bunu Noise Cancellation için almayı istiyorsanız bence daha iyi alternatifleri vardır. Yani Apple'a falan da yönelebilirsiniz. Yalnız işte bunun fiyatı Apple'a göre falan daha çok daha ucuz. Şu an internetten baktığımda 1800 liralarda falan bulunabiliyor. Gayet yeterli bir fiyat aslında bakılınca. Bunun dışında dediğim gibi sesi gayet hoş. Yani spor yaparken takabilirsiniz. Böyle çok sesli olmayan bir yerlerde yürüyüşte falan takılabilir. Gayet hoş olur. Yani kütüphanede orada burada güzel bir şekilde. Dışarıya çok ses vermiyor zaten. Kulak içerisinde olduğu için gayet güzel bir şekilde kullanılabilir. Şimdi Talk True demiştim. Talk True da bunun değişik bir özelliği aslında. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. İnternetten baktığımda bazı insanlar falan çok sevmemiş ama bence güzel çalışıyor. 1800 liralık bir kulaklıkta böyle güzel bir özelliğin olması da gayet hoşlandırıcı. Zaten bu firma JBL Harman Kardon'un direkt kulaklık, müzik seti falan o şekillerde çalışıyorlar. Bunları planlıyorlar, bunları yapıyorlar. Yani güzel firmalar, seviyoruz bunları aslında. Genel anlamda işte kulakta duruşu, rahat oluşu, hafif oluşu, efendim söyleyeyim IPX7 sertifikasının oluşu, wireless şekilde şarj olması, kulaklığın pil ömrünün falan gayet iyi olması, verdiği seslerin yeterli bir şekilde 1800 liradan beklediğinizden daha iyi bir şekilde bize sunması, ayrıca şarj kılıfının üstünde bulunan LED'lerin bize şarj seviyesini söylemesi müthiş bir özellik. Holtrium özelliğini de ben çok sevdim açıkçası. Gayet hoş olmuş o. Uygulaması da var bunun. Uygulamasıyla beraber de kendiniz istediğiniz şekilde sesleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Basını, tizini falan gayet güzel şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Uygulaması da gayet güzel, efektif. Zaten ben genelde böyle müzik işleriyle uğraşan firmaların uygulamalarını pek kötü görmedim. Bose kulaklığı da denedim. Beats'ler falan hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor uygulamaları. Ya uygulamayla kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi tek işte en önemli sıkıntısı noise cancellation olarak satıyorlar ama noise cancellation çok kaliteli bir şekilde değil. Bazı durumlarda sıkıntı yaşatıyor. Haberiniz olsun, almadan önce sizlere bunu söylemek isterim. Bazen dediğim gibi işte Google Asistan'da falan bir sıkıntı yaşıyor. Hemen bağlanamıyor veya da kopuyor. Cevap alamıyorsunuz falan. Bunu da söylemek istiyorum. Yani ben Android telefon falan da kullanıyorum. Sıkıntı yaşatıyor. Haberiniz olsun. Bir de şu sıkıntısı var. Mesela noise cancellation falan aktif ettiğinizi falan bilemiyorsunuz aslında. Bunu sadece uygulamadan görüyorsunuz. Hangi modda olduğunu falan. Modları falan sadece uygulamadan takip ediyorsunuz. Eğer ki bunu farklı bir şekilde, rahatça bir şekilde görebilecek olsaydık o hoş olurdu aslında. Yani Apple'lar hep aklıma geliyor. AirPods'lar falan direkt anlaşılabiliyor hangi modda olduğu falan, nasıl çalıştığı. Bu da olsaydı hoş olurdu. Ama benim fikrimce 1800 lira verdiğimiz bir aygıtın bu dönemde, yani nereden bakarsanız 90 civarı bir dolar.
gayet hoş bir şekilde çalışıyor. Ben gayet beğendim. Rengi falan gayet hoş. Yani direkt hele ki siyah falan bende değil. Kutusu gayet kibar, küçücük, hoş bir kutusu var. Sevdik, hoş, güzel bir kulaklık. JBL'i zaten seviyoruz. İyi ki de bu arkadaşla tanışmışım. Bu kulaklıkla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Daha detaylarını eğer merak ediyorsanız yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi de unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.